Yarın Allah nasip ederse bir hac vazifesine gidiyoruz. Rabbim ikram etti, böyle bir 15 senedir biz her sene kurban zamanında sürekli hacda, Beytullah'ta oluyoruz inşallah. Tabii ki burada hem haccı hem kurbanı çok daha bütün dünya Müslümanlarının katılımıyla olduğu zaman çok daha iyi müşahede edebiliyoruz. Çok daha iyi değerlendirebiliyoruz. Buralarda neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Dünyaya liderlik yapabilecek bir ülke olarak Müslümanları arkamızda toplayıp onları sürükleyebilecek, liderlik yapabilecek, liderliğe ulaşabilmemiz için bizim hacda neler yapabilmemiz lazım? Nasıl duruşlar göstermemiz lazım? Bunları da konuşmamız lazım tabii ki. Geçmiş programlarımızda konuştuk tabii ama tazelemekte faydeler var. Onun için bütün dünya Müslümanlarının toplandığı yerde bu iş daha iyi müşahede ediliyor, daha mükemmel geçiriliyor. Türkiye'mizde de dünyanın üzerinde en güzel İslam'ı yaşayan Türkiye'nin olduğunu dünyadaki Müslümanları tanıyınca görüyoruz tabii ki. Bu güzel yaşarken de tabii bazı değerlerimizin, bazı dini vecibelerimizin yozlaşmaması veya böyle ağızlara sakız olmaması için de kendi ülkemizin içinde çığırtkanlık yapan, lakayt, ayet bilmeyen, hadis bilmeyen, dinden anlamayan kişilerin çıkıp da kendi insanları harama düşüren icralarını bırakıp sanatçıyım deyip de veya işte şu mevkideyim, şu makamdayım deyip de kafasına göre anlamadan saçma sapan dini yorumlaması, her konu hakkında bir bilgisinin olduğunu düşünmesi tabii ki İslam alimlerini de, İslam'ı bilenleri de rencide etmektedir. Şimdi ben Hikmet Hoca'ya veya dışarıdan bir seyircimiz, izleyicimiz sen niye siyaset konuşuyorsun diyebilir. Bu göreceli bir şeydir. Otururuz, tartışırız. Bu devlet bizim devletimizdir. Meseleleri tabii ki bizi siyasetle yönetiliyorsa bu devlet, meseleleri tabii ki bizi ne yapacaktır? Alakadar edecektir. Çünkü bu vatanı, bu milleti ben, benim ailem, çocuklarım, sen, senin ailen, çocukların, aile aile, ferç ferç, bölük bölük biz hükümeti veya bu devleti oluşturuyoruz, öyle değil mi? Bu milleti oluşturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturuyoruz. Bunu biz oluşturuyorsak bunun hakkında fikir beyan etme hakkına sahibizdir. Sen de tabii ki dinin hakkında konuşabilirsin. Herkes konuşabilir. Çıkıp din hakkında konuşabilir. Ama fitne yapacak, bölecek veya akılları karıştıracak ifadeler sen kullanamazsın. Din adamları zaten bunun oyuncağı olmuş durumda, bazı din adamları. Bu ayrı bir kulvar. Bunu konuşmamız lazım. Ama kalkıp da şimdi bir sanatçı çıkıyor bugün. Kurban kesmek faciadır, katliamdır, şöyledir, böyledir. Yani neye göre söylüyorsun bunu ya? Senin dayanan neye? İşkembeden atıyorsun sen yani. Yani sen atıyorsun yani. Yani bir hayvan uzmanları çıkmışlar işte, kurbanlar yetersizmiş, aman korkuyorum bizi kesecekler falan. Böyle ifadeler. Aman dikkat edin Müslümanlar bizi kesmesin. Bak ifadeye bak yani. Bu ablaya birinin söylemesi lazım. İslam dininde domuzdan kurban olmuyor. Korkmasın yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu birilerinin artık çıkıp bunları söylemesi lazım. Şimdi bunu sadece Murat Hocam, sadece bunu farkındaysanız, kurbanla alakalı değil, İslam'ın önde gelen emir kaideleri nelerse, değerleri nelerse, Ramazan bayramında farklı algı oluşturuyorlar. Yıllarca Ramazan bayramına şeker bayramı diyerek Ramazan bayramını insanların nezdinde, gözünde düşürmeye çalıştırdılar. Ondan sonra kurban bayramında bazı hocalar çıkarttılar. Yok tavuktan kurban olur, yok horozdan kurban olur. Bu ilk aşamaydı. Ondan sonra bunu geçirttikten sonra bu sefer katliama sokmaya başladılar. Evet. Önce bunu televizyonlara çıkartıp, televizyonlardan, gazetelerden bu haberleri yaptırtıp, peşinden şimdi sosyal medyada bir bakıyorsunuz, çok halkın kullandığı Twitter denen bir sosyal ortamda insanlar kurban ibadet değildir, kurban katliamdır, hayvan katliamına durun diye konu başlıkları açarak milyonların buraya katılımını sağlıyorlar. Ve bu sefer algı oluşturuyorlar. Bakıyorsun hac meselesine geldiğimiz zaman, hac meselesinde bir de kurbanda şunu söylüyorlar. Madem kurbanın maksadı hayırsa, madem insanlara yardım etmekse niye hayvanı katlediyorsun efendim? Yok işte parasını götür fakirlere dağıt. Kardeşim bizim fakirlere dağıtma günümüz zaten var, zekatımız var, günümüz değil yani. Bizim zaten böyle bir ibadetimiz var. Allah Celle Celaluhu zaten zekat ve sadaka kurumunu bunun için yarattı.
Anlatabiliyor muyum? Yani bu algıyla hac meselesine geliyorsun, Araplara para mı kazandıracağız? Paranı niye Araplara gönderiyorsun? Hep bu şekilde İslam'ın önde gelen ibadetlerin farz ve vaciplerini, Allah'ın farz kılmış olduğu Ramazan orucunu, Allah'ın farz kılmış olduğu haccını, Allah'ın farz kılmış olduğu zekatını, kaldı ki içinde kendi içinde şartları var bunların. Ondan sonra vacip kılmış olduğu kurban ibadetini sulandırmak, insanların bu ibadetlerden geri durmasını sağlamak için hep bir algı yönetimi kullanmaya başladılar. Bunun için de halkın sözde değer verdiği veya sözünü dinleyeceği sanatçı adı altında yıllarca bu insanların parasını sömürmekten ve karşılığında ahlakını alıp karşılığında yozlaşmış bir kültür vermekten başka hiçbir vazifesi olmayan bu insanlara bu dini eritme görevini verdiler yani. Ve bunun için de finans ayırıyorlar bunlara yani.